tencere aldım. Tencere deyince şimdi çığlık atacak takipçilerim. Aşırı tatlı bir tencere. Lastikli bir örtü dikmek istiyorum. İçerisine 5 liraya aldım. Aldığım malzemeleri göstereceğim size. Eminim siz de bayılacaksınız. Şu kaselerin ne kadar popüler olduğunu biliyorsunuz. O yüzden böyle 2 tane masa örtüsü aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle etnik bir desen gibi. Bu hepsinden de büyük. Yani şöyle ay ne kadar çok almışım. Şöyle bayıldım. Yani şu renklerin kombinasyonuna ben bayıldım. Ve bunların tanesini sadece yeşil renkleri var. Beğendim. Hemen şunun üzerine tutayım. Yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelenler için ben İrem. Bugün yine bir çeyiz videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır gün ışığında çekiyordum. Şu anda akşam yapay ışıklarla çekiyorum. Umarım softboxlarımın sesi çok fazla vazır vuzur gelmiyordur. Bugün sizlerle pazardan yaptığım bir alışveriş paylaşacağım. Bizim buranın cuma pazarı çok meşhurdur. Bir sürü pazara, yani İstanbul'a dair pazarlara gidiyorum. İstanbul'da da çok güzel sosyete pazarları var mesela, ama hani bizim pazar kadar uygun fiyatta değiller. Burada böyle bir sürü şeyi çok çok uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Zaten birazdan göstereceğim. Bu videomda diğerlerinden farklı olarak mutfak dışında bazı şeyler daha aldım, böyle tekstil olarak. Onları da göstereceğim sizlere. O zaman bence seriden başlayalım. Ama videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone olup aşağıdan bildirim ziline basarsanız bundan sonra gelecek çeyiz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. O zaman artık başlayalım. İlk olarak tabi pazardan aldığımız için bunların hepsi böyle mavi, sarı poşetlerin içerisindeler. Beni yakından takip eden arkadaşlarım bilirler, ben pazar gezmeyi, pazarlardan bir şeyler keşfetmeyi çok fazla seviyorum. Genelde çok güzel şeyler bulurum. Buna kıyafet de dahil. Hatta bir de kıyafet alışverişim oldu. Önümüzdeki videolarda onu da paylaşacağım sizinle. Çok böyle uyguna çok güzel şeyler bulabiliyorum. Ve bunları genelde böyle serilmiş tezgahlardan değil de böyle aralardan karıştırarak buluyorum. Şöyle küçük, çok tatlı bir tencere aldım. Tencere deyince şimdi çığlık atacak takipçilerim. Ama şöyle bir tencere bu. Yani ben bunu ocakta kullanmak için almadım açıkçası, ama ocakta kullanıma da uygunmuş. Şöyle porselen seramik ya da seramik porselen dediler. Çok nezir bilmiyorum ama fırına da girebiliyormuş. Aşırı tatlı bir tencere. Ben bunu daha çok böyle sofrada kullanmak için aldım. Pişirdiğim yemeği içine alabilirim. İşte çorbayı içine alıp öyle servis edebilirim diye düşündüm. İçerisi böyle siyah, gördüğünüz gibi. Gayet de derin. Yani 3-4 kişilik çorba vesaire alabilir. Şöyle siyahtan kırmızıya bir geçişi var. Kapağı falan da gerçekten çok tatlı. Bunları internette görüp çok beğeniyordum ben bu tarz şeyleri. Ama seramik olmasına rağmen oldukça pahalı oluyorlar. Ben bunu pazardan 40 liraya aldım. Çok da hoşuma gitti. Şöyle üçlü seramik sufle kaplarından aldım. Bunu tabii ki de altıya tamamladım. Bunların içerisinde isterseniz fırında sufle yapabilirsiniz. Ya da muhallebi, sütlaç, her şeyi kullanıp servis edebilirsiniz. Böyle derinliği falan da gayet güzel. Yine bunlar da böyle internette çok fahiş fiyatlara satılıyor. Bunlar bu arada günlük olarak sofrada falan da kullanabilirsiniz. Hani reçellik vesaire, kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Ben bunu böyle üçlüsünü 5 liraya aldım. Yani 10 liraya 6 kişilik bir takım almış oldum. Dediğim gibi sadece sufle değil, her şey koyulabilir. Şöyle bir tane küçük bir kase gibi. Ben bunu ekmeklik olarak düşündüm. Masada duran ekmeklikten ziyade işte sofraya içerisinde böyle çeşitli ekmekler koyabileceğim ya da işte simit, herhangi bir şey koyabileceğim bir şey olarak düşündüm ve bunu aldım. Bu 15 lira falandı sanırım. Yani bunu internetten almaya kalksanız 35-40 lira vermek zorundasınız. Molino diye bir markanın, ama çok güzel gerçekten ahşabı. Bunun içerisine böyle keten kumaştan bir şey dikmeyi düşünüyorum. Lastikli bir örtü dikmek istiyorum içerisine. Öyle hem daha şık durur hem de içine ekmek kırıntısı falan kaçmaz. Dediğim gibi bunu 15 aldım. Bir de şöyle altılı çay tabağı, fincan tabağı, artık ne derseniz, yine bu da bambudan. Bunu da şöyle göstereyim. Bunlar da oldukça internette pahalıya satılıyor. Bunu 10 liraya aldım. İçerisinde 6 tane var. Yine Molino diye bir markanın ve güzel ahşabı falan. Bunu teriden cam fincanları aldım. Bilmiyorum bunlar önce mi yayınlarım o videoyu. Onun altı için aldım. Ya da işte çay bardaklarınızda da kullanabilirsiniz. Bir tane de şöyle bambudan bir nihale aldım. Bir tane diye aldım ama bunun içerisinde iki tane varmış. Bildiğiniz dümdüz bir nihale. Altında şöyle kaydırmazları var. Bu iki taneydi. Bunun iki tanesini 5 liraya aldım.
Gerçekten pazarları çok seviyorum. Pazarlardan çok çok uyguna çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Mutlaka siz de bakın. Sonra nostalji olsun diye şöyle 3 paket ahşap mandallardan aldım. Ben hatırlıyorum, benim çocukluğumda hep bu mandallardan kullanırdık biz. Ahşaptı mandallarımız. Çok böyle aşırı kaliteli değiller. Bunların çok kalitelileri de var ama yani alt tarafı çamaşır tutturacağım diye düşündüm. Aslında benim bunları alma niyetim farklıydı. Bunlarla bir dayı videosu çekmek istiyorum. Kendi yap videosu çekmek istiyorum. Gerçekten çok güzel şeyler buldum. Bunların hepsini sizinle videoda deneyeceğiz. Hatta birazdan zaten aldığım malzemeleri göstereceğim size. Eminim siz de bayılacaksınız. Bu ahşap mandallarla bir proje yapacağım. Belki bunları kullanırım, belki yeni alırım bilmiyorum ama zaten ahşap bir mandal istiyordum. Bunlar da 3,5 liraydı. İçerisinde 20 tane var. Şu müsli kabı mı deniyor bilmiyorum ama bunlardan aldım. Bundan 2 tane aldım. Birini Hilmi'ye, birini kendime diye. Kendiminkini çıkarttım, açtım, kullanıyorum. Zaten bunları hani çeyiz için değil de iş yerine böyle Hilmi'ye ya da işte kendime bir şeyler götürürken koymak için aldım. Gerçekten çok pratikler. Bunlar da internette oldukça pahalılar ama pazardan tanesini 5 liraya almış oldum. Titiz markasının yoğurt kabı diye geçiyor. Bunun alt kısmına yoğurt koyuyorum. Üst tarafa işte Coco Pops koyabilirsiniz, müsli koyabilirsiniz, kuru meyve koyabilirsiniz, yulaf koyabilirsiniz. Ben geçen çorba bile götürdüm, soğuk çorba. Yani salatanızı bile koyup bununla muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde akma dökme de yapmıyor. Çantama koyup rahatça götürüp kullanabiliyorum. Yine dışarıda pahalı ama pazarda uygun olan bir şey buldum. Şu kaselerin ne kadar popüler olduğunu biliyorsunuz. Aslında ben bunlardan böyle altılı falan tamamlamayı düşünüyordum. Ama aradan 2 hafta geçti. Bilmiyorum daha kalmış mıdır. Bir bakacağım, şansımı deneyeceğim. Bunların bir de şöyle 2 tane çok tatlı tencere gibi olanlarından aldım. Böyle altı komple lacivert. İçerisinde böyle desen var. Bunun bir tane de şöyle kasesini almıştım. Bence böyle kahvaltı sofrasında düz beyaz tabaklarla bunlar çok güzel kombinlenebilir. Diğeri yuvarlaktı. Bunu böyle kare almak istedim. Bu desenden yine böyle bir kasesi var. Bunların tanesi 10 liraydı. Bu arada bunlar fırına giriyormuş. Onun dışında adam ısrarla ocakta da kullanabilirsin dedi. Yani kendisi kullanıyormuş. Bilmiyorum ne kadar doğru söyledi ama bir araştıracağım. Arrow markasının bu arada. Bayağı bunu ocağın üstünde kullanıyormuş ve hiçbir şey olmuyormuş. Bilmiyorum, cesaret edersem belki deneyebilirim. Evet, şimdi biraz tekstil kısmına geçelim. Tekstil dediysem de çok öyle abartılacak şeyler değil ama yine de kumaş ürünleri oldukları için öyle söylemeyi tercih ettim. 2 tane çok istediğim masa örtülerinden aldım. Bunlar böyle, hatta şöyle yakından göstereyim. Piti kare deniyor sanırım buna. Bunun bir de büyük kareleri oluyor ama piti kareli bir masa örtüsü. Bakalım hemen ölçüsüne. Oldukça geniş. Bakayım kaç metre? 1,5 sanırım ya. Böyle mutfak masanıza ya da işte balkon masanıza rahatça koyabileceğiniz ölçüde. Çok küçük değil. Ben böyle bunları mutfakta çok seviyorum. Bilmiyorum evim nasıl olacak ama mutfakta böyle küçük pileli perdeler yine aynı kumaştan. İşte sandalyenin üzerine puf ya da arkasına böyle yine o pilelerden. Çok çok seviyorum. O yüzden böyle 2 tane masa örtüsü aldım. Bir tanesinde kırmızı aldım. Yani kırmızıyı çok daha fazla seviyorum. Ama bu da mesela böyle limonata konsepti gibi. Masada limonlar, limonata şişesi falan. O yüzden çok güzel olacağını düşündüğüm için böyle 2 tane aldım. Bunlar sanırım 60 liraydı ve 50'ye verdi bana diye hatırlıyorum. Tanesi bu arada. Kumaşı çok güzel. Asla naylon değil. Tamamen pamuk kumaştan. Oldukça da büyükler dediğim gibi. İzleyenler bilir, bir videomda bunlardan almıştım. Sonradan yine aldım. Bunları daha sonra aldım. Bunları önce almıştım. O yüzden biraz aldığımı pişman oldum ama zaten hani 3 tane bez derler ya, kullanmasam bile toz bezi yap derler. Ya da eve de çıkartabilirim bilmiyorum. Ama şimdi göstereceklerim tabii ki de çok daha fazla beğendim. %100 pamuk olan kurulama bezlerinden aldım. Umarım çok fazla parlama yapmıyordur. Mesela bunlar çok fazla renkli. Hani böyle videolarımda konsept yaparken falan okey olabilir ama günlük hayatta ben böyle düz renkleri, kahveli renkleri çok seviyorum. Böyle kare olan bir tane aldım. Bunların fiyatları çok komik ya. Bunu 1,5 liraya falan aldım sanırım. Yine pazardan buldum dediğim gibi. Şöyle bir tane de turunculusunu buldum. Bu üst kısmı komple krem, yine pamuk. Şurasından şöyle turuncu bir şerit geçiyor. Bu ondan birazcık daha büyük.
Bunu da sanırım 2,5 liraya almıştım. Böyle bir şey. Bir tane de şöyle düz aldım. Bu da tam böyle keten kumaş gibi duruyor. Zaten hafif eski bir kumaş gibi. Bunları tabii ki de yıkadım. Sadece ütülemedim. Ama yine de ona rağmen tabii birazcık toz oldu şu anda buralar. Şöyle bir tane aldım. Bu aşırı böyle tiril tiril olan bir şey. Tam kurulama bezi. Yani ıslak olan her şeyi bununla harika bir şekilde kurulayabilirsiniz. Bu da 2,5 falan olması lazımdı. Onun bu birazcık daha pamuk kumaşlı. Daha tiril tiril değil de daha pamuğumsu. Yine böyle işte kremli kahverisini aldım. Yani kurulama bezi çok fazla lazım olduğu için açıkçası gördüğüm zaman alıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani toz bezi olarak bile kullanılır çünkü. Sonra bir tane şöyle bayağı krem rengi bir bez aldım. Şu alt kısmı çok hoşuma gitti. Böyle etnik bir desen gibi. Bu bayağı havlu gibi büyük bu arada. Şöyle. Yani bunu el silmek için falan bile asabilirim diye düşünüyorum. Sadece kurulamak için değil. Sonra bir tane şöyle peştemal kumaştan buldum. Ucunda böyle püskülleri var. Grili, beyazlı. Bu hepsinden de büyük. Yani şöyle bayağı havlu gibi ve normal bir havludan da geniş. Bunu mesela bir şeyin üzerine örtü olarak bile kullanabilirim. Yani mini fırın olur, bir şey olur. Yani herhangi bir şeyin üzerine örtü olarak bile kullanabilirim. Bir tane de böyle sert, ne kumaş derler buna? Sert ama pamuk bu arada yani. Naylon değil. Şöyle kare peçete gibi aldım. Sonradan pişman oldum. Keşke buna baksaydım. Daha var mıydı diye. Çünkü bunu alıp peçete olarak masada kullanırsın yani. Bakacağım. Bu da 1 ya da 1,5 liraydı. Bilmiyorum. Eğer bulursam bundan 6 tane alacağım böyle masada kullanmak için. Ay ne kadar çok almışım. Şöyle yeşilli beyazlı bir şey aldım. Bunun üzerinde Cook, Bake, Dine mi? Öyle bir şey yazıyor yani. Bunun da rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta şöyle yakın tutarsam daha mı iyi görünür. MS diye bir markanın işte pazarlara bunlar düşüyor böyle. Bazen ihraç fazlası falan oluyor. O yüzden mutlaka bakın. Şöyle bir tane daha havlu gibi olan aldım. Bu da bayağı markalı gibi bir şey. Üstü bayağı pamuklu, çok yumuşacık. Burası böyle mavi şeritte. Bu bayağı el havlusu yani. Mutfakta ya da banyoda da kullanabilirim diye düşündüm. Gelelim en beğendiklerime. Özellikle şunu gerçekten çok beğendim. Bir videomda göstermiştim. Zeynep bana İstanbul'dan getirmişti ama tabii onun getirdiği daha tiril tiril, daha yumuşak ve daha büyük. Çok güzel, çok beğendim. Bunu da 1,5 liraya aldım. Bir de şu üçlüden aldım. Bunun üç rengini aldım. Yani şöyle göstereyim. Mavi, kırmızı ve siyah. Yani siyah değil de gri gibi. Bu da böyle küçücük. Tamamen böyle etnik bir kumaş. Gerçekten çok çok güzel. Dokuma yani böyle el dokuması gibi duruyor. Bu da 1,5 liraydı bu arada. O yüzden bunun böyle 3 tane rengini aldım. Mavisini almasaymışım da olurmuş. Ama işte beğenince her rengini almak. Sonra şöyle bir fiyonklamışlar. Bir tane de böyle bir havlu aldım. Bunu hemen açayım. Bunu sırf üzerinde limon olduğu için aldım. Bilseydim bundan da bir tane daha alırdım. Vardı. Bu hafta gittiğimde maalesef ki bulamadım. Bu böyle bayağı beyaz. Yine kumaşı çok çok güzel. Masada peçete olarak bile kullanabileceğiniz bir ürün. Üzerinde şurada limon sepeti var. Umarım görünüyordur. Bunu 3,5 liraya aldım sanırım. Çok emin değilim. Bunları yaklaşık bir 3 hafta önce falan almıştım bu arada. Bu hafta yine gördüm. Yine dayanamadım. Yine aldım. Bunlar bir tık daha iyiler. Şöyle yine isterseniz kurulama bezi olarak kullanabileceğiniz, isterseniz banyonuza, mutfağınıza asabileceğiniz formdalar. Dediğim gibi bunlar bayağı büyük. Yani diğerleri gibi böyle küçük el altı havlusu gibi değil. Gayet banyoya asabileceğiniz bir kumaştan yumuşacık. Kenarında bir yerinde bir şey yazıyor mu bakayım diyeceğim ama yok yani pamuk bildiğiniz. Deseni zaten son zamanlardaki çok moda desenlerden ve püskülleri de çok güzel. Bunun bir tane de böyle kırmızı olan rengini aldım. Bunların tanesi 5 liraydı. Sonra
ne kadar çok bez almışsın diyebilirsiniz ama hiç yoktu bunlardan. Yani çeyizimde gerçekten hiç yoktu ve hani böyle mutfakta el altında ben açıkçası bunları kullanmak istiyorum. Çok böyle yeşil, kırmızı el bezi değil de hani bunları kullanmak istiyorum. O yüzden bunlardan aldım. Bir tane de şöyle sarı kareli olanlardan aldım. Yine bu da bildiğiniz kurulama bezi. Pamuk, yumuşacık. Bunlarla ister bir şey kurulayın, ister kabınızın, kacağınızın altına koyun. Bunlar da böyle ikili şekilde 5 liraydı. Şimdi beni en mutlu eden alışverişlerden birine geliyoruz. Ben koltuğun, yatağın üzerinde böyle farklı farklı yastıkları çok seviyorum. Kırlentlere çok fazla merakım var. Belki de şu anda kırlent almak için erken olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü nasıl bir koltuk alacaksın? Koltuğun nasıl olacak? İşte odana göre almak zorundasın çünkü. Rengi nasıl olacak falan. Açıkçası açık renk istiyorum. Belki de tarçın rengi olabilir ya da böyle krem olabilir. Bize kalsa biz beyaz istiyoruz ama beyazın hem temizliği çok zor hem de bilmiyorum yani sürekli bir örtü örtmek zorundasın. O yüzden ben böyle kırık beyaz krem tarzı olabilir diye düşündüğümden böyle farklı farklı kırlentler almak istiyordum. İnternette böyle beğendiğim kırlentler çok pahalı. Aslında mesela sadece kenarında pompon var ya da ortasından bir işleme geçiyor. Yani tek bir kırlent 100 lira 150 lira. Yıllar önce mefruşat kursuna gittiğimde bir sürü şey yapmıştım. Dedim ben bunu çok daha ucuza mal edebilirim. Ve gittim bir sürü kırlent aldım. Bunlar baya baya güzel kırlentler. Şöyle gayet kaliteli, fermuarlı bir şekilde değil. Yani içi falan tertemiz. Normal bir kırlent ölçüsünde boş kırlentler. Bunun bir sürü rengini aldım. Camel rengi derler sanırım. Onu aldım. Böyle birazcık daha deve tüyü mü derler? O rengi aldım. Daha sonra daha böyle krem gibi olan bir rengini aldım. Şimdi derim ki bunları patlatacak renklere ihtiyacım var. O yüzden şöyle güzel bir yeşil aldım. Bu böyle kına yeşili gibi. Sonra bunların yanına çok daha tatlı bir çimen yeşili mi denir? Çimen yeşili de değil. Böyle bir yeşil aldım. Bir tane de daha da patlatacak bir şöyle bir yeşil aldım. Ama bayıldım. Yani şu renklerin kombinasyonuna ben bayıldım. Ve bunların tanesini sadece 5 liraya aldım. Bunların üzerine de böyle fistolar falan aldım. Onlarla beraber çok güzel kırlentler yapacağız sizinle birlikte. Gerçekten inanamıyorum yani. Demek ki mal edilişi 5 TL. Üstelik üzerinde fermuarı falan da var. Kumaşı da çok güzel, yumuşak bir kumaş. Bunun üzerine böyle 1-2 liraya çok güzel fistolar alıp çok güzel süsleyebilirsiniz. İki tane de farklı kumaş da buldum. Bunlar birazcık daha böyle keten gibi ve bir tık daha küçükler. Bunlar da böyle çok güzel keten kumaş. Yine burada bir gizli fermuarlı bölümü var. Bunları dediğim gibi oturma odasında da kullanabilirim, yatak odasında da kullanabilirim. Bilmiyorum şu anlık. Ama bunlarla çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi size aldığım fistoları da göstereyim. Böyle fisto kutum. Dediğim gibi ben yıllardır şeylerle ilgilendiğim için çok fazla seviyorum. O yüzden elimde çok fazla bulunuyor. Mesela şu yeşil şerit falan kaç sene önce aldım hiç bilmiyorum. Yani mesela şunun kenarına şöyle bir olarak geçilebilir. Ortasına geçilebilir. Her yerine geçersiniz. Sonra şöyle mesela bunu da gerçekten çok beğendim. Bunu da şöyle bir renkte kullanabilirsiniz. Kenarına, ortasına, şekil olarak böyle bir sürü şey yapılabilir. Bunlarla böyle bir sürü şey yapacağız. Saksılar, vazolar. Aklımda çok güzel fikirler var yani. Sonra mesela şu çok güzel bir şey. Bunu sonradan aldım, yeni aldım. Bunu neye de kullanırım bilmiyorum ama şöyle üzerine koyayım, görün. Çok güzel bir ara detay mı deniyor bunlara, ne deniyor bilmiyorum ama. Bunun bir de şu renklisi vardı. Şöyle göstereyim. Mesela bu bununla gayet uyumlu. Hatta diğeriyle şöyle çok daha uyumlu. Bunları kullanacağım. Şöyle tutayım şunu da. Şu şekilde olan var. Sonra böyle çok tatlı pomponlarım var. İşte bunları kırlentlerde kullanacağım. Mesela buna bu güzel olabilir. Kenar şeyim var. Mesela onu da şunun üstünde göstereyim. Bu da çok çok güzel. Benim en bayıldığım kesinlikle bu. Şöyle bir ara şerit mi denir, ne denir? Hemen şunun üstüne koyayım. Gerçekten çok güzel durmuyor mu? Yine böyle mesela bunu da çok beğendim. Bunu neyin üstünde göstereyim? Yine açık rengin üstünde göstereyim. Yani bunu da yine yastıktı vesaireydi. Bir sürü şeyde kullanabilirsiniz. Ama ben böyle işte saksıda falan kullanırım diye düşündüm. Bunlardan işte böyle ikişer metre aldım. Uyumlu olsun.
Bakın şununla şöyle çapraz koyup çok güzel bir kırlenti yapılabilir. Şöyle kırmızılısı var. Sonra şöyle yeşilli var. Buna bayıldım gerçekten. Şöyle şunun üzerinde tutayım. Yine çok çok beğendiğim ki muhtemelen zaten bunu ya kırlentte kullanırım ya da saksılarda kullanırım diye düşünüyordum ama artık bakacağız. Şöyle içerisinde yeşil renkleri var. Bunun içerisinde de böyle kadife detayları var. Bunu da çok beğendim. Hemen şunun üzerine tutayım. Sonra böyle dantel olanlardan yine bunu da şöyle tutayım. Böyle dantel. Şöyle lastik şeklinde olanlardan aldım. Bunu da şöyle göstereyim. Lastik gibi bunlar. Şöyle yine bunu da saksıda kullanmak için aldım. Böyle krem rengi halat ip diyorlar buna. Ve son olarak şöyle yine bunu da saksı için aldım. Şöyle bir püsküllü, aşırı toz oldu burası. Dediğim gibi bunları beraber böyle kendi yap videolarında kullanacağız. Aklımda gerçekten harika fikirler var. Sizin de aklınıza bir şeyler gelirse, eğer bu gördüklerinizden yapmamı düşündüğünüz bir şeyler olursa lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Yani minik çaydanlık gibi saksılar var ya şimdi metal. Onların içerisine koyabileceğim böyle iki tane birbirinden güzel kuru çiçeklerden aldım. Şunun rengine bayıldım özellikle. Biraz parlama yapabilir. O yüzden şöyle yakından göstereyim. Yanında yeşilli sarılı bir rengi var. Böyle pıtırcık pıtırcık. Bir tane de şöyle şundan aldım. Buna ben bayılıyorum. Adını asla bilmiyorum bu arada bu çiçeklerin. Hani gerçekte nedir? Ama böyle pompon gibi gerçekten çok güzel. Bir tane de bundan aldım. Bunları şimdi açmayacağım tabii ki de. Artık evime geçtiğimde böyle vazoların içerisine koyarım. Ve pazar alışverişimin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi işte böyle çok uyguna bir şeyler bulmaya çalıştım. Umarım siz de aldıklarımı beğenmişsinizdir. Arasından en çok hangini beğendiniz? Ne düşünüyorsunuz? Sizler de alır mısınız pazardan bir şeyler? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi bu kendin yap videolarında en kısa zamanda çekmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz işe başladığım için böyle zaman sıkıntım oluyor ama en kısa zamanda çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup aşağıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.